Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Class Spor kanalındayız. Nesip Aydın antrenmanında sizinle birlikteyiz bugün. Evet, bugün Nesip Aydın'ın gidişatı hakkında bize ufak bilgiler verebilir misiniz? Seve seve veririm. Nesip Aydın gerçekten Ankara'yı çok güzel temsil eden bir kulüp ki geçen sezonda bomba gibi başlamıştınız. Bu takımın birlik ve bütünlüğünü de izleme fırsatını geçen sezondan beri yakaladım ki lige de fırtına gibi başladınız. Ardından minik bir nazar boncuğu. Ama Avrupa'da da yine fırtına gibi başlangıcının ardından minik bir nazar boncuğu ile birlikte serüveninizi devam ettiriyorsunuz. Ben de umarım Nesip Aydın'ı bu sezonda geçen sezonda olduğu gibi hem Avrupa'da hem de ligde güzel bir periyotta görmek isterim. Çok teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Sevgili izleyiciler, şimdi de Nesip Aydın baş antrenörü Erman Okerman'la birlikteyiz. Hem sezonu değerlendireceğiz hem de Avrupa'yı değerlendireceğiz. Öncelikle bizlere antrenmanınızı açtığınız için teşekkürler diliyorum ve yeni sezonda da çok güzel bir başlangıç oldu. 5'te 5'te ama hafta sonunda bir nazar boncuğu oldu Galatasaray mağlubiyeti. Şimdi Bursa Büyükşehir Belediye deplasmanı var. Ardından içeride yine maç ve bambaşka bir Euro Cup heyecanı bizlere yaşattınız. Neler söylemek istersiniz bu yoğun serüveninizle ilgili? Ya öncelikle lig ve Euro Cup'u ayırarak başlayayım. Yoğun bir takvimdeyiz. Evet, doğru. Aşağı yukarı bir ayın 17'sinden bu yana 20 gündür zaten 3 günde bir oynuyoruz. Önümüzde daha bir 20-25 gün daha var ki aynı tempoda oynamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla sakatlıklar, işte sağlık problemleri bizi bir parça etkiliyor, doğru. Ama kızlarımın mücadelesinden çok memnunum. Özellikle 12 maçta 10 galibiyet alarak, yani Euro Cup'ta da bir, ligde de bir tane maç kaybettik. Bence çok doğru yoldayız. Hafta sonu kaybettiğimiz Galatasaray maçı olabilir. Sorun değil bizim için. Sezon sonu hedefimizde bizim için bir farklılık olmayacak. Şimdi ilk maç dediğiniz gibi Bursa üzeri Çukurova, iki tane Türkiye Ligi maçı oynayacağız ki çok değerli iki maç. Biri deplasman, biri içeride. Öncelikle oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Devamında da hemen öbür çarşamba günü de Euro Cup'a gideceğiz tekrar. Orada da Macar takımı önünde iyi bir skorla avantajlı dönüp ikinci maçı burada kazanarak bir tur atlamayı istiyoruz inşallah. Biz geçen sezonda sizinle konuşurken Euro Cup ilk sınav olacak demiştik ve hedefleri ben açıkçası merak ediyorum. O zaman pek bir hedef konulmamıştı çünkü Euro Cup ilk heyecan denilmişti. Şimdi artık sadece grup aşamasındayken bir mağlubiyet alan Nesip Aydın'dan bahsediyoruz. Şimdi playoff mücadelesi aşama aşama gidecek olursak Nesip Aydın'ın şimdiki hedefi neler olacak? Hedefler birazcık daha artık büyüdü mü? Tabii ki. Aslında bu hedefleri büyütmemizi ve geliştirmemizi sağlayan bu oyuncular. Biz tabii ki bu takımı kurarken de, kurduktan sonra da Euro Cup'ta gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz demiştik. Ama ilk grubu bir mağlubiyet, beş galibiyetle kapatınca, lider çıkınca gruptan ilk yılımızda, bu bizim için tabii prestij olarak da çok değerliydi kulübümüz adına. Şimdi devamında iyi bir eşleşmeye kaldık. Yine bizim grubun takımı, Macar takımı. Öncelikle onları geçmemiz gerekiyor tur atlamak için. Sonra da Yunanistan Rusya galibi, Olympiakos Enisey galibi ile oynayacağız inşallah, geçebilirsek turu. Dolayısıyla büyük avantaj, yani yolumuz açık. Bu takımların hepsiyle oynayabilecek durumdayız. Tabii ki konsantre olup o gün gereken eforu vermezseniz Euro Cup acımasızdır, hemen elenirsiniz ama biz bu sınava girmeye hazırız. İnşallah bu turları atlayıp öncelikle kendimizi ilk 8'e atmak istiyoruz. Ondan sonra da gelecek rakibe göre yine yolumuza devam edip basamak basamak yukarı gitmeyi istiyoruz Euro Cup'ta. Hala pandemi sürecinin Nesip Aydın'da da bir süre devam etti hocam. Sizlere de yeniden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu pandemi sürecinin yanında da sakatlıklar da var demiştiniz. Bir de onunla ilgili bilgi alabilir miyim? Yani sezon başı biraz zorlu bir süreç oldu. 3 oyuncumuz sakattı. Hülya, Harika, Meltem. Ondan sonra tam kadro olduk derken Meltem'i tekrar kaybettik. Şimdi Meltem bugün ilk idmanını yaptı. Bu sefer de 4 numaramız Ket bir ufak sorun yaşıyor. Ama yapacak da bir şey yok. 3 günde oynamak, bu maç trafiği bunlara neden oluyor maalesef. Ona göre de bir kadro kurmuştuk. Şu anki amacımız elimizdeki mevcut oyuncularla bu süreci geçip tam takım olduktan sonra da daha üstüne koyabileceğimiz iyi başarılar yakalamak. Başarılar diliyoruz. Biz de Class Sport TV ailesi olarak çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün takımı tanıtacağım. Ben takımın güler yüzü. Gülşat Duman. Bu da Hayat Erkim, takım arkadaşım ve o da arkadaşım. Ve takım kaptanımız Merve Uygun. Merhaba de herkese. Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ortaya gidiyoruz. Gidiyoruz, kendisi çok iyi. Elveda. İzleyiciler, ben mikrofonu Meltem'den zor alsam da Meltem Yıldızhan'la birlikte asıl takımın durumunu ona soracağım.
Gerçekten bomba gibi başladınız lige. Sadece bir nazar boncuğu var. İlk olarak ligden başlayacağım. Birazcık da seni uzun tutacağım. Neler söylemek istersin ligle ilgili? Evet, aslında iyi giden bir süreç var. 12'de 11 galibiyet serimiz var. 2 tane bir kayıp yaşadık ama tabii ki uzun bir sezon. Bunlar olabilecek şeyler. Kaybettiğimiz maçlardan ders alıp en iyi şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Avrupa kısmına geçecek olursak da orada da bir nazar boncuğu ama önemli olan Avrupa'da ilk kez yarışan bir takım olarak lider tamamlamanız grubu. Yine rakip gruptan olacak. Bununla ilgili neler söylemek istersin? İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. İlk defa Eurocup oynuyoruz gerçekten Nesip Aydın olarak. En iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bence aynı takımda eşleşmemiz bizim için avantaj olacak. Bildiğimiz bir takım olacak. İki maçı da galibiyet alıp yolumuza o şekilde devam etmek istiyoruz. Biz de Class Sport TV olarak sizlere başarılar diliyoruz. Umarım Ankara'yı en güzel şekilde temsil edersiniz. Başarılar. Sevgili izleyiciler, Nesip Aydın antrenmanlığıyla birlikte takımın atmosferini de sizlere aktardık Class Sport TV olarak. Bizler de yeni gelişmelerde takipte kalın. Merhaba, hoş geldiniz. BC Dezekley, Nesibe Aydın. Sevgili izleyiciler, şimdi de Nesibe Aydın takımının kaptanı Merve Uygül bizlerle birlikte. Öncelikle yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yaptınız. Bundan ötürü tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Tek bir nazar boncuğu var. İlk ligden başlamak istiyorum. O da zaten hafta sonunda gerçekleşen Galatasaray mağlubiyetiydi. Lige nasıl başladı Nesibe Aydın? Sizin için sezon nasıldı bu yoğun fikstürde? Lige dediğiniz gibi gerçekten iyi başladık. Biz hazırlık dönemlerini her zaman çok iyi geçiriyoruz. Bu da bizim lige gerçekten hazır başlamamıza neden oluyor. Söylediğiniz gibi hafta sonu Galatasaray deplasmanında kaybettik. Aslında mücadele ettik ama bulduğumuz pozisyonları çok iyi değerlendiremedik. Bazen böyle maçlar olabiliyor. Kaybettik, sağlık olsun. Şimdi hafta içi çarşamba günü Bursa ile oynayacağız. Erteleme maçımız var. Şimdi biz ona odaklandık. Galatasaray maçını geride bıraktık. Bursa maçını kazanmak için Bursa'ya gideceğiz inşallah. Şimdi Avrupa'ya hemen döneceğim Eurocup'a. Orada da bir nazar boncuğu var ama grubu lider tamamladınız. Şimdi playoff mücadelesine yine gruptan bir rakip var. Aynen. Yani evet. Fikstür o kadar yoğun ki. Sizi şimdi Avrupa'da da hedefler. Geçen sezon konuştuğumuzda demiştik ki Avrupa'da gruptan çıkmak. Ama şimdi gruptan çıkarken de bambaşka bir Nesibe Aydın izlettiniz. Ankara seyircisine teşekkür ediyorum. Şimdi Avrupa'da Nesibe Aydın için ve sizler için hedef ne? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Deplasmanda kaybettiğimiz Macaristan maçında Erman abi, Adnan Koç, masörümüz, fizyoterapistimiz Doğan abi ve ben yoktum. Öyle bir mağlubiyet, o da nazar boncuğu oldu dediğiniz gibi. Sonra burada rövanşı aldık biliyorsunuz. Yine aynı takımla eşleştik. Gruptan çıktık. Aslında bizim hedefimiz şöyle Avrupa'da. Biz ilk kez mücadele ediyoruz Eurocup'ta bu sene. Biz Nesibe Aydın'ı, Ankara'yı, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yani şimdi gruptan çıktık, bu turu geçmek istiyoruz. Sonraki turu geçmek istiyoruz. Sonraki turu ta ki gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz aslında. Bizim hani grubu tamamladık ve bitti, hedefimiz diye bir şey yok aslında. Gidebildiğimiz en üst seviyeye kadar Avrupa'da da gidip dediğim gibi Nesibe Aydın'ı temsil etmek istiyoruz. Merve, şu anda seni de ayakta tutuyorum ama bir buz sargısı var. Senin de sakatlığınla ilgili bir durum söz konusuydu. Onunla ilgili de bir bilgi almak istedim. Yok yok, çok önemli değil. Antrenmanda bileğimi burktum sadece. Hani önlem olarak buz sardık. Bir sıkıntı yok. Yarın bomba gibi tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Bir sıkıntı yok yani. Geçen sezonda bu takımdaydım ve takımdaki enerjin gerçekten çok çok başka. Ben kenardan hissediyorum. Takımdaki son durum sona ve ne, bunu da kaptan olarak senden bilgisini almak isterim. Tabii mağlubiyetlerden sonra birkaç saat, birkaç gün gibi böyle. Aslında birkaç güne yansımıyor da işte bir süre böyle ona takılıyorsun. Hani neden böyle oynadım, neden böyle oynadık falan gibi. Ama biz ortam olarak ve birlik beraberlik olarak gerçekten söylediğiniz gibi geçen sene de öyleydik. Bu sene de öyleyiz. Birbirimize çok bağlı ve kimya olarak çok yakın ve iyi kimyası olan bir takımız. Bu nedenden ötürü de havamız bozulmuyor. Çünkü biliyoruz ki 2 gün sonra bir daha maçımız var. O maç oynadıktan 3 gün sonra bir tane daha maçımız var. O yüzden gayet iyi durumdayız. Kenetlenmiş durumdayız. Hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Biz de Class Sport TV olarak ilk önce yarına, ardından haftaya da Avrupa'da sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Kolay gelsin.